Antonio Avalos'un annesi ve erkek arkadaşı işkence cinayet davasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Edir Maxim Barron ve erkek arkadaşı Kerim Ernesto Leyva 2018'de Barron'un 10 yaşındaki oğlu Antonio Avalos'a işkence edip öldürmekten salı günü şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi 33 yaşında olan Barron ve şimdi 37 yaşında olan Leyva 7 Mart'ta jürisiz bir duruşmada birer işkence ve cinayetten suçlu bulundu. Barron 12-15 civarında oğlunun yanıt vermediğini bildirmek için 911'i aradı. Barron ve Leyva, Los Angeles County Şerifi'nin Lancaster'daki evlerine gelen yardımcılarına Avalos'un kaza sonucu düşme sonucu yaralandığını söyledi. Avalos ertesi gün hastanede öldü. Müfettişler çocuğun ölümünü şüpheli buldu. Daha sonra birkaç yıl boyunca işkence gördüğünü, taciz edildiğini ve dövüldüğünü belirlediler. Savcılara göre Avalos hayatının son 5 gününde kemer ve ilmekli iple kırbaçlandı, başına düşürüldü, yüzüne ve ağzına acı sos döküldü. Avalos'un babası da dahil olmak üzere ailesinin üyeleri daha önce Lancaster evini ziyaret etmiş olan çok sayıda sosyal hizmet uzmanının başarısız olduğu iddiasıyla Los Angeles ilçesine dava açtı. İlçe Mayıs 2022'de aile için avukatlarla 32 milyon dolara anlaştı. 2013'ten Avalos'un 2018'deki ölümüne kadar Los Angeles İlçe Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı, Anthony ve Altu Wei kardeşinin yemek ve su verilmediği, dövüldüğü, cinsel tacize uğradığı, merdivenlerden baş aşağı sallandığı, çömelmeye zorlandığı yönünde raporlar almıştı. Davacıların mahkeme belgelerine göre saatlerce ağır nesneleri tutarken banyoya erişimi olmayan küçük alanlarda kilitli, birbirleriyle kavga etme ve çöpten yemeye zorlandı.